Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü lema. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hataminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Evet. Canlı mahlukata bastığı hayat hateminin. Hayat hatemi ne demek hocam burada şey olarak? Burada kastedilen manada. Hatem yazının altına vurulan mühre denir demiştik ya. Hayatta bütün mahlukattan Allah'ın süzdüğü, bütün mevcudattan süzdüğü ve hususi yarattığı bir hakikattir. Ruha ait bir hakikattir, sıfattır demiştik ya. Şimdi burada şunu diyor bizim anladığımız. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden. Allah bir şeye hayat verirse o gayri mütenahi nakış kazanıyor. Yani Allah'a ait hakikatleri, Esma İlahi'nin tecellisine mazhariyet kapıları açılıyor hayat üzerinden. Hayatla beraber birçok Esma İlahi'nin tecellisine kapılar açılıyor. Gayri mütenahi nakışlar ve keyfiyetler kazanıyor. Burada iki türlü düşünebiliriz. Bir maddi urbası açısından gayri mütenahi nakışlar kazanıyor. Mesela hayatlar küçücük bir böcek, işte onun o gözündeki nakış, simasındaki nakış, renklerindeki nakış, kanatlarındaki nakış, tülden kanadındaki incelikler, letafetler, latif olan Allah'tan haber veriyor, cemil olan Allah'tan haber veriyor, alim olan Allah'tan haber veriyor, hakim olan Allah'tan haber veriyor, musavvir olan Allah'tan haber veriyor, müzeyyin olan Allah'tan haber veriyor. O nakışlarla, hayatla razık olan, rezzak olan Allah'tan haber veriyor. Rahman olan Allah'tan haber veriyor. Gayri mütenahi nakışlar kazanıyor. Yani bir gül gayri mütenahi nakışı neyle kazanıyor? Hayat sahibi olduğu için kazanıyor. Yani sınırsız nakışlar gül üzerinde görünüyor. Veya işte bir güvercin o sınırsız nakışları neyle kazanıyor? Gözüyle, gözündeki gagasındaki nakışları her birerlerinin hayatlar bir varlık olduğu için kazanıyor. Veya hücrelerindeki nakışları, atomlarındaki nakışları neyle kazanıyor? Hayata mazhar olduğu için kazanıyor. Bir de burada manevi veçesini düşünebiliriz. Manevi veçesi olarak da her bir hayatlar şeyin kendine ait bir bitkiler hariç hayvanat taifesinin kendine ait ruhları var. O ruhlarındaki sevmek, korkmak, arzu etmek gibi hasseler hayvanat taifesinde de var. Sevmek, korkmak, arzu etmek, sahiplenmek, işte ihtiyaç hissetmek gibi hadiseler, bütün bu nakışlar ne oluyor? Veya zikir çekmek gibi nakışlar onun hayatla kazandığı mahiyette tecelli ediyor. Hayatla kazandığı mahiyet üzerinde cilveleniyor. Nakışlar onun üzerinde görünüyor ve keyfiyetlerden, bu özelliklerden bir numuneyi göstereceğiz dedi. Yani hayat geldikten sonra o şey aydınlanıyor. Hayat geldikten sonra daha fazla Esma-i İlahi aynadarlık yapıyor. Nasıl aynadarlık yapıyor? Hem zahiri vücuduyla hem batini vücudu dediğimiz ruhuyla Allah'a ait sanatlara aynadarlık yapıyor. Bu numuneleri göstereceğiz diyor. Şöyle ki devam edelim. Nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Evet. Turra neydi? Padişahın isminin yazdığı şeydi, değil mi? Yani o şeffaf şeye bakınca ne diyorsun? Bunda işte nurlandıran işte bir güneşin adı yazıyor. Yani o güneşi gösteriyor şeffaf şey. Ben güneşe aitim diyor. Şemsin bir cilvesi her parlak şeyde, her şeffaf şeyde kendini gösteriyor. Şemse dair bir mühür güneşten haber veriyor. Böyle öyle diyelim yani. Her şeffaf şey güneşten haber veriyor. Tamam. Bir cilve bulunur. Evet. Kezalik Şems-i Ezel'in de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemiyan yapmaktan acizdirler. Evet, şimdi şemsin cilveleri ne oluyor? Şemsin yedi rengi var. Güneşin yedi rengi var. Yedi renk o işte şeffaf şey üzerinde görünüyor. Hele kristal gibi ise onu açıyorsa, ayırıyorsa bütün o yedi rengi görebiliyoruz. Veya bir çiçekte ayrılması gibi.
Çiçeğin üzerinde de farklı renkleri görebiliyoruz ya, kesif çiçeğin üzerinde güneşin sıfatlarını görebiliyoruz. Şems. Buradaki şems, şemsi ezeli olunca Allah oluyor. Allah'ın sıfatları kastediliyor. Güneşin yedi ışığı var ya, Allah'ın da hani yedi sıfatı var ya, o sıfatları kastediyor burada üstadımız. Şems-i ezelinin bütün canlı mahlukatta ihya ve nefhi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki. Yani o ışık nasıl güneşten haber veriyor, ben güneşe aitim diyor. Güneşin özelliklerini aksettiriyor. Aydınlatma, ısıtma, renklendirme, farklı farklı renklerde görünme gibi özelliklerini gösteriyor. İşte bütün mevcudatta şems-i ezeli olan Allah'ın sıfatlarına aynedarlık ediyor. Güneşin ışıklarına parlak şeylerin aynadarlık edip göstermesi gibi. Aynada görünen ışık o aynaya ait değildir. Güneşe aittir. Mesela bir aynaya tutsan güneşe aydınlanır. O aynayı karanlık bir yere koysan karanlık bir yerdeki aynada ışık yoktur. Çok zayıftır. Üzerine bassan kırılır. Aynaya tutunca güneşe sahip olur. Şimdi o tutup da ayna, estağfurullah ya ben güneş sahibi değilim. Mesela birileri gitse işte ey yüce aynamız sen ne kadar aydınlatıcı ve ışıtıcısın, ısıtıcısın dese, o da işte böyle estağfurullah falan çekse, böyle bir estağfurullah'a bile hakkı olmayacak kadar ışıktan habersizdir ve ışığa sahip değildir. Doğru mu? Doğru anladım. Yani akıllar bu noktada çok yanılıyor. Oradaki ne estağfurullahında bir fazlalık var. Estağfurullahında ona ihtiyaç hissetmek fazlalık. Hakikat, bizzat hakikat. O aynada ne ışık var, ne aydınlık var, ne o aydınlanmadan hasıl olan güzellikler o aynaya ait. Götür karanlık bir odaya koy, hiçbir yere aydınlatamaz. Aynen öyle de bir mürşit tutsa, bende hiçbir şey yok, bunların hepsi Allah'a ait dese, oradaki de tevazu bile değil. Hakikatin bir ifadesi. Allah'tan aldığı hakikatler olmasa, Allah'ın bildirdiği ilim olmasa, Allah'ın verdiği akıl olmasa, Allah'ın gönderdiği vahyi ilahi olmasa, Allah'ın gönderdiği mürşit Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmasa kimsenin üzerinde herhangi bir güzellik görmeyeceğiz. İşte mesela birisine desen ki işte ya sen mesela çok bilgilisin, çok alimsin falan filan, hemen orada adam bir yeri yarı sahiplenerek içinden bir duygusuyla bir estağfurullah çekiyor. Ya galiba bende de bir şey var diyor. Nefis şeytan burada çok kötü gol atıyor. Onu müşrikleştiriyor, aldatıyor, çok aşağı hale düşürüyor. Kendini beğenmiş haline düşünüyor. Kendini satar hale getiriyor. Hotfuruş diyor ya üstadımız, kendini satıyor, kendini pazarlıyor. Fakat bu çok büyük bir hakikattir. Gerçekten mahlukatta kendine ait bir varlık, kendine ait bir güzellik yoktur. O güzelliğin bütünü güneşe aittir. Aynadaki güneşte görünen bütün ışık, ısı, aydınlık ve güzelliğin, o rengin farklı tonlarının hepsinin güneşe ait olması gibi mahlukat üzerinde gördüğümüz bütün güzelliklerde onları veren sahibine Allah'a aittir Celle Celaluhu. Onun için insan mahlukata fazlası bağlandığı zaman eli ayağı kesiliyor ya. Güzelliği aynaya ait zannedersen Mustafa Bey yaralanırsın. Nasıl yani? Mesela bir güzellik var aynada, gittin onu kucakladın. Aynanın her tarafı seni keser. Kırılır ayna, keser seni. İşte mahlukatı insanlar öyle sahipleniyor, işte Rabbi yerine koyuyor, sahipleniyor adeta veya kendisi sahipleniyor, ondan sonra yaralanıyor. İşte sevdim alamadım, istedim bulamadım, türküleri falan hepsi bundan başlıyor. İşte makama erdim mutlu olamadım, servete erdim aradığımı bulamadım, işte akrabalarımda aradığımı bulamadım, komşumda aradığımı bulamadım, dostlarımda aradığımı bulamadım, mülkte aradığımı bulamadım, işte gibi bütün bu cümleler başlıyor. Yaralanma cümleleri başlıyor. Bu yaralanma cümleleri neden başlıyormuş? Aynadaki güzelliği aynadan bilmemizden başlıyormuş. Hakiki, halbuki aynadaki bütün güzellikler o güzelliğin hakiki sahibine aittir. Mesela sahabe efendilerimizde gördüğümüz bütün güzellik Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğine onların ruhları aynadar olduğu içindir. Onların mirat ruhlarına, yani ayna gibi olan ruhlarına, sahabelerdeki, sahabe efendilerimizdeki güzellikler, akseden güzellikler Hazreti Muhammed'in güzelliğinin iz düşümüdür. Hazreti Ebu Bekir'deki bütün güzellik Hazreti Muhammed'e ait güzelliğin bir kesitinin görünmesidir. Bir açıdan görünmesidir. Hazreti Ömer'de gördüğümüz güzelliklerin bütünü Hazreti Muhammed'e ait güzelliğin bir açıdan görünmesidir. Hazreti Osman Efendimiz'de gördüğümüz güzelliklerin bütünü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait güzelliğin görünmesidir.
Hazreti Ali'de gördüğümüz güzellikler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait güzelliğin görünmesidir. Gelelim günümüze. İşte Mehmet Akif'te, Necip Fazıl'da, Bediüzzaman Hazretleri'nde, hocamızda gördüğümüz bütün güzellikler Hazreti Muhammed'e ait güzelliğin aksetmesidir. O güzelliğin hakiki sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da gördüğümüz güzelliklerin bütünü de Allah'a aittir. Tamam mı? Onun da zatına ait değildir. Efendimiz onun için nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim duasını çok tekrar ediyor ya. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim diyor. Yani bu kainatın meyvesi, gayesi benim diyor. Her fabrikanın bir meyvesi, bir gayesi olur. Bu kainat tezgahını Allah benim için yarattı diyor ya. Hani meyve seni bulmam için beni uzattın, alem benim, beni kendin için yarattın. Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a meyve versin diye bu kainat fabrikasını kurdu. Ben bu kadar kıymetli olmama rağmen bu kainattaki hiçbir şey nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim derken bendeki hiçbir şey bana ait değil. Hepsi Allah'ın kudret elinden diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani cümle şöyle: aynada gördüğümüz bütün güzellikler güneşe ait olduğu gibi mahlukatta gördüğümüz bütün güzellikler de şems-i ezeli olan Allah'ın sıfatlarının tecellisidir. İlim güzelliği de öyledir, merhamet güzelliği de öyledir, hikmet güzelliği de öyledir, ihsan güzelliği de öyledir, ikram güzelliği de öyledir. Bütün bu güzelliklerin her birileri şems-i ezeli olan Allah'ın sıfatlarının tecellisindendir. Burada şu var, konuyu şöyle şey yapalım, sonra o ihya ve nefi hayata gireceğiz. Burada mahlukata şöyle bakacağız hocam. Devamında onlara diyecek, ben önceden söylemiş olacağım. Bir şey, bunu arkadaşlarımız aklında tutmaya çalışsın, bir vasıfla muttasıfsa ya kendisine aittir ya bir başkasından almıştır. Aklen başka yolu yoktur. Bir şey bir vasıfla muttasıfsa, yani bir şey bir özelliğe sahipse, o özellik ya kendisine aittir ya bir başkasından almıştır. Şimdi cümle anlaşıldı değil mi? Evet hocam. Mesela bir bardak. Bardakta ölçü var mı Mustafa Bey? Evet hocam. Var. Burada şunu diyeceğiz. Ya kendisine aittir. Önce şöyle söyleyeyim kolaylaştırmak için. Mesela sende para var. Çocuğunda para var. Bu parayı ya çocuğun çalışıp kazandı, kendisine ait kendi parası, ya da babası verdi. Ya kendisindendir ya bir başkasından almıştır. Mesela bir bardak. Bardakta ölçü varsa, bardakta bir maksat varsa, yani bir sanat varsa, ya diyeceksin ki bu ölçüyü bardağın kendisi yaptı ya da bir başkası bunu ölçtü yaptı diyeceksin. Aklen başka yolu yoktur. Onun için mahlukatta gördüğümüz özelliklerin bütünü ya kendisine aittir ya bir başkasından almıştır. Şimdi ilim ya insanların kendisine aittir ya başkasından almıştır. Kimden aldık? Allah'tan aldık Celle Celaluhu. Hafızamız da Allah'a ait, Allah'ın verdiği. Aklımız da Allah'a ait. Aklımızdaki kayıtlar da Allah'a ait. Elimiz de Allah'a ait. Tuttuğumuz el de Allah'a ait. Allah verdi, Allah yarattı onu yani. Yaratma Allah'a aittir. Halik ismiyle tecelli eder. Mülk onundur. Yani hiç kimse kendi elini kendisi yapmamıştır. Hiç kimse kendi elindeki vücudu kendisi vermiyor. Kendi elindeki hayatı kendisi vermiyor. Allah Celle Celaluhu ona emaneten bir vücut vermiş. Öyleyse elinde gördüğün o ölçü ya kendin yaptın ya bir başkasından aldın. Ya bir başkası onu ölçülü yaptı. Annen yapmadığına göre öyleyse onu bir sanatkar-ı azam yaptı. Anneler senin parmağındaki parmak izini bilmiyor. Parmak izinin ne demek olduğunu da bilmiyor zaten. Sen dünyaya gelene kadar senden haberi yok. Yani hel eta alel insani hinun mined dehri lem yekun şeyen mezkura. Sen dünyaya gelene kadar sen kendini bilmiyordun. Yani annen bilmiyordu, baban bilmiyordu. Annen baban bile sen dünyaya geldikten sonra seni sevdi. Allah seni yokken yarattı. Sen hiçken seni sevdi, yarattı. İnsan anılan bir varlık değildi. Sen anılan, adı olan, sanı olan bir varlık değildir. Sonradan kazandığın şeylerin hiçbir tanesini sen kendin tedarik etmediğine göre, vücudu, varlığı kendine kendin vermediğine göre iki ihtimal vardı. Ya kendinden olacak ya bir başkasından olacak. Vücudu kendin vermediğine göre sana bir başkası vücut verdi. Var olan birisi sana vücut verdi. Tamam mı? Halk eden birisi sana vücut verdi. Gören birisi sana görmeyi verdi. Bardaktaki ölçü gibi bunu düşün.
Yani bunda bir ölçü varsa ya kendisine aittir ya bir başkasından almıştır. Mahlukat onun için bütünüyle Allah'a şahittir. Kendisine veremediğin her şeyin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Burada dedi ki bu aynedarlık yapıyor. Mahlukat Allah'a ait aynedarlık yapıyor. Orada hiç kimsenin tevazu kurmasına falan bile gerek yok. Yani aynaya gitsen mesela Mustafa Bey, ya sen ne kadar muhteşem bir güneş gibisin, ne kadar aydınlatıcısın, ne kadar sıcacıksın böyle desen, aynanın estağfurullah bile demeye hakkı yoktur ya. Var mıdır estağfurullah demeye hakkı? La sen neyin var ki estağfurullah çekiyorsun? Ya hakikat bu yani. Sende ne ışık var ne güneş. Ne aydınlatma var ne sıcaklık var. Götürsem karanlık bir odaya koysam güneşten ışığını almasan sende hiçbir şey yok. İnsan da Allah'tan vücudu almasa insan hiçtir. Onun için Muhyiddin Arabi gibi hazretler Allah'ın varlığı yanında mahlukata varlık vermeye bile mahlukatı layık görmemişler. Onun için la mevcuda illahu demişler. Allah'ı gördükleri için mevcudata varlık vermeyi yakıştıramamışlar. Yani eşyanın hakikati sabittir, ehl-i sünnetin umumi görüşü. Eşyanın vücudu vardır da buradan da aklınıza bir şey düşsün yani. Mevcudata vücut ismi vermeyi, Allah'ın varlığı yanında mevcudata vücut ismi vermeyi layık görmemişler. Sonsuz var olan Allah'tır. Sen Allah'tan aldığın gölgesinin gölgesi bir vücutla, milyarlarca kez perdeler arkasında bir vücutla varlık iddia edemezsin. Sahiplik iddia edemezsin. Sahiplik iddia edemediğin gibi o mahlukatın hiçbir tanesine uluhiyet ve ilahlık veremezsin. Yaratıcılık veremezsin. Yapmayı ona veremezsin doğrudan doğruya. Yaratan Allah'tır. Talep eden insandır, yaratan Allah'tır. Kimde ne güzellik görüyorsak onların hepsi Allah'a ait. Bediüzzaman'da bir güzellik mi gördün hocam? Kime ait? Allah'a ait. Bediüzzaman nedir? Dün yoktu. O gittikten sonra da mahlukat bir şey kaybetmedi. O gelmeden önce de mahlukat bir şey kaybetmedi. Yani Hazreti Muhammed derslerini anlattığı için kıymet kazandı. Onun için mahlukatın bütün kıymeti aynedarlık olduğu zata aittir. Hani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gelmeden önce Ebu Bekir değildi ya. Hazreti Ebu Bekir'deki bütün güzellik Efendimiz'e aitti ya. Mahlukat da neye mazharsa bütün mazhar oldukları şeyin hepsi Allah'a aittir. İşte biz aynalara karşı fazla sevdalandığımızdan aynanın insan vücudunu kesmesi gibi mahlukata duyduğumuz aşırı sevgi bizi yaralıyor. Ondan sonra işte o sevdim alamadım, istedim bulamadım türkülerinin her birileri bunalımlar ondan sonra başlıyor. Arızalar ondan sonra başlıyor. Burada başka bir şey diyecek. Kezalik bir daha okuyalım orayı. Kezalik Şems-i Ezeli'nin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab, iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemia yapmaktan acizdirler. Burada şemsi ezeli demesi orası anlaşıldı herhalde. Allah'ın zati sıfatları, subut sıfatları var diyoruz ya. Hayat, ilim, sem, basar, kudret, tekvin. O sıfatlara benzeterek, güneşin yedi rengine benzeterek bunları söylüyor. Tamam, İmam Maturidi'ye göre o sıfatlar sekizdir. İmam Eşari'ye göre yedidir. Yedi renk gibi yedi sıfattan ötürü öyle söylüyor. Canlı mahlukat da onlar oluyormuş. Onlardan bir tanesi neydi o sıfatlardan? Bir tanesi hayattır. Allah'ın ihyasıyla, hayat vermesiyle, nefhi hayatla, hayat üflemesiyle ona cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki diyor. Şimdi burada şunu önce deşelim, sonra neden tecelli ehadiyet dediğini deşelim. Nefhi hayat diyor, hayat üflemesi diyor. Allah'ın ruhundan nefhetmesi demek ruhun letafetine işarettir. O üfleme tabiri Elmalı Hamdi Hoca diyor herhalde. Ruhun inceliğine veya İslam alimleri öyle diyorlar müfessirler. Ruhun letafetine işarettir. İnceliğine işarettir. Işık latiftir. Latiften ne anlayacağız diye arkadaşlar belki. Işık latiftir arkadaşlar. Ses latiftir. Tuğla, taş, ağaç kesiftir. İşte ruhun letafetine, hayatın letafetine mana latiftir mesela. Cümle söylediniz işte. Ne dediniz? Nizam köpürüyor, medvakti deniz dediniz. İşte veya saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne dediniz. Bu oradaki mana latiftir. Mana nuranidir. Manevi şeyler nuranidir. Ruhun nefhedilmesi ifadesinde, Mustafa Hocam anladın mı? Anlıyor musun bak burayı? Oradaki ruhun letafeti kastediliyor. Yoksa haşa insanın Allah'tan bir parça taşıması gibi kesinlikle öyle bir putperestlik yok. Müşriklik yok.
Nasıl ki sana Allah el vermiş, eli yaratmış, eli yaratması gibi neden Halik demiyor da ruhu nefhetti diyor. Bunu neden öyle diyormuş? Verdiği şeyin inceliğinden el kesip, anladın burayı değil mi? Evet hocam. Yani seni muhatap olarak anlatmaya çalışıyorum dostluğumuzdan ötürü. Şimdi bak, el kesiftir. Neden nefhetti demiyor da eli yaratmasında veya mahlukatı yaratmasında halk etti diyor, ona vücut verdi diyor, inşa etti diyor da ruhu vermesinde nefhetti diyor. Neden nefhetti diyormuş? Çünkü verdiği şey latif, ince, nurani bir şey. Nurani bir şey olduğunu zihinlerimize düşürmek için ona hayat nefhetti, ruh nefhetti diyor. Tamam. Evet. Yoksa burada bazılarının anladığı gibi haşa insan Allah'a ait bir parçayı falan taşımıyor. Allah'tan bir parça falan değiliz biz. Bizim vücudumuz aciz, fakir, naks ile illetli mahlukuz. Biz mümkün vücuduz. Vacip vücut değiliz. Burada Allah korusun insanlar bazen kendilerini beğenmişlikle şirke giriyorlar. Yani orada sanki Allah'a her şeyi veriyormuş gibi günümüzün insanına bu tip meslekler yakışmaz diyor Üstadımız Hazretleri. Neden? Günümüzün insanın nefsini gördüğü için Allah'ı unutuyor. Hazreti Muhyiddin gibi diyor insanlar Allah'ı gördüklerinden nefislerini unutmuşlar diyor. Kendilerini unutmuşlar. Varlığı unutmuşlar. Günümüzün insanı Allah'ı hatırlamakta zorlanıyor. Kendini görmekten başka bir şey göremediğinden kendini putlaştırıyor. Haşa Allah'tan bir ruh taşıdığını zannediyor. Allah sende ruhu eli yarattığı gibi sende bu ruh yaratmış. Mana bu. Cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki. Burada tecelli ehadiyet demek, hani tecelli dedik, bir şeydeki görünmenin, tezahürün, o şeyin hususiyetlerine sahip olarak görünme dedik. Mesela kitapta yazarın ilmi görünür. Buna zahir olma denir. Aynada güneşin ışıkları görünür. Buna da tecelli etme denir. Cilvelenme denir. Neden? Çünkü aynadaki güneşi de karanlık bir odaya tutsan orayı ışıtır, aydınlatır. Tamam. Hafiften çevirsen aynayı, biraz karanlık bir tarafa tutsan o güneşin cilvelerini taşır yani. Onun için aynı hususiyetlere sahip olduğu zaman o görünme, bir şeyden aldığı şeyi kendi üzerinde gösterme, bu tecelli oluyor. Tecelli ehadiyet olunca teklik mührü oluyor. Burada çok önemli bir ders kardeşlerimiz aklında tutabilirse, azay esaside ortaklık vahidiyettir. Çokta birlik vahidiyet tecellisidir arkadaşlar. Vahidiyet nedir diye sorulduğunda çokta birlik diyeceğiz. Nasıl yani? Sende de göz var, onda da göz var, Amerika'daki insanda da göz var, Kanada'daki insanda da göz var. Anneler anlaşmadığına göre bunların ikisine de gözü veren, annelerin haber olmadan bunlara gözü veren bir zat var. Mesela iPhone'u dünyanın gittiğin her yerinde bulsan dersin ki bu aynı fabrikanın malı dersin. Aynı markanın sahibi aynı dersin yani. Her yerde, herkeste göz olması vahidiyet tecellisi, çokta birlik. Azay esası de ortaklık, çokta birlik. Anlaşıldı değil mi? Birlik, vahidiyet birlik demek. Ehadiyet bir de teklik demek. Allah'ın esma ilahisinin bir şeyi o şeye hususi, o şeye özel kılacak şekilde tecelli etmesi. Allah'ın esma ilahisinin bir şeyi o şeyi kendine özel kılacak şekilde tecelli etmesi. Yani sende de parmak izi var, arkadaşında da parmak izi var. Bu neydi? Bir kardeşimiz yazsın veya sen söyle. Vahidiyet. Sende de parmak izi. Vahidiyet. Sendeki parmak izinin yeryüzünde hiç başka kimsede olmaması ne? Ehadiyet. Ehadiyet. Bir de teklik diyoruz buna. Bak, bir birlik var, aynı zamanda tekliği var. Tamam. Bir de teklik tecellisi. Ehadiyet budur yani. Dün hani sana demiştim ya, Allah sana verdiği şeyi hiç kimseye vermedi demiştim ya. Nasıl yani? Bir terziye gitsen, kendine mesela bir elbise istesen. Terzi de sana dese ki bak sen benim için çok kıymetlisin dese, inan bak hiçbir padişaha sana diktiğim elbisenin aynısını dikmeyeceğim. Sana özel, sen benim için çok özelsin. Sana özel bir elbise dikeceğim. Tamam? Bu senin özelliğindendir yani. Sana verdiği kıymettendir. Hiç kimseye dikmedin mi? Yok, hiç kimseye dikmedim. İmam Rabbani'ye de mi bana diktiğin elbiseden dikmedin? Yok, onun hatırına bile dikmedim. İmam Gazali'ye de mi dikmedin? Yok, İmam Gazali'ye de sana diktiğim elbisenin aynısından dikmedim. Tamam? Allah Celle Celaluhu işte sana o kadar özel kıymet veriyor ki hocam, sana verdiği beden urbasını, ruh urbasını başka hiç kimseye vermiyor. İşte böylesine sonsuz merhamet sahibi. Seni yokken sevip yaratan Allah,
Başkaları varlığını sevdi, elini sevdi, gözünü sevdi, baba olmanı sevdi, anne olmanı sevdi, eş olmanı sevdi, kardeş olmanı sevdi, iyiliğini sevdi, yardım etmeni sevdi, şefkatini sevdi. Allah seni yokken sevdi, yarattı. O kadar seni yokken sevdi, yarattı. Bütün alemi senin etrafında pervan ettiği gibi sana da sana verdiği her şeyi kullanılmamış en özelinden, hiç başkasına vermediğinden verdi. İşte o noktada ne oldu bak, parmak izinin tekliği gibi sendeki her şey tek oldu. Hayat cihetiyle tecelli ehadiyeti vardır. Öyleyse sendeki hayatla ehadiyet mührü vuruldu. Hayatın üzerine vurulur. Ehadiyet o teklik hayatla kazanılır. Hayatı olmayan bir şeyin tekliği olmaz Mustafa Hocam. Mesela nasıl yani? Bir masanın bir birliği vardır. Fakat birbirinden haberi yoktur. Sahte bir birliktir o. Ayağını kırsan öbür tarafının canı acımaz. Doğru mu? Doğru. Ama yekpare bir vücut olamamıştır. Bir şey hayatla yekpare bir vücut olur. İşte tecelli ehadiyeti bu şekilde kazanıyor. Yani teklik mührünü böyle kazanıyor. Evet, o simana ayrı bir teklik mührü vuruyor hayatı verdikten sonra. İşte bu teklik mührüne yeryüzündeki herkes mazhardır. Hocam, taş da tektir, hava zerresi de tektir, her bir saç teli de tektir, her bir saç telinin her bir hücresi de tektir, her bir atomu da tektir. Allah teklik mührünü her şeye vuruyor, her şey ehad, ehad, ehad diye Hazreti Bilal gibi sesleniyor. Ehadi haber veriyor fakat bizim sağır kulaklarımız duymuyor. Üstadımız Hazretler hani Bismihi Subhanehu ve in min şeyin illa yüsebbühü bihamdi mektubata önüne bütün mektuplarına öyle başlıyor ya. Birincisi diyor bak kardeşlerimiz buradan şu dersi çıkarsınlar. Ben diyor burada Bismihi Subhanehu ve in min şeyin illa yüsebbühü bihamdi ayetini burada kullanmamın sebebi bütün mektuplarında kullanmamın sebebi Selefi Salihini böyle gördüm diyor. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? 3 gram İslamiyet'e ait bilgisi olmayan insanlar İslamiyet silsilesinden, Selefi Salihinin silsilesinden farklı bir fikir söyleyince kendini ilim adamı olacak zannediyor. Fikir adamı olacak zannediyor. Koca Bediüzzaman diyor ki benden evvel geçmiş Müslümanları taklit etmek için, Müslüman alimleri taklit etmek için ben de sizin yolunuzdayım deyip ayaklarımı onlara uydurmak için bu ayeti onlarda gördüğüm gibi mektuplarıma serlevha yaptım diyor. Onların ahengine uymak için. O kafile-i nuraniden ayrılmamak için. Şimdi kafile-i nuraniden ayrılmak bir meziyet zannediliyor. Enaniyetlerle insanların firavunlaştığı böyle bir dönemde. İkinci sebebi de diyor bana en evvel açılan bu ayetin manası oldu diyor. Ve in min şeyin illa yusebbuhu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Üstadımız diyor ki bana en evvel açılan bu ayet oldu. Ne demek? Yani ben en evvel bütün mevcudatın zikrettiğini duydum diyor. İşte bütün mevcudat demin dedik ya her şey saç telleri de her bir hücrelerimiz de sesimizin tonu da işte simalarımız da parmak izlerimiz de hücrelerimiz de elektronlarımız da havadaki her bir gaz atomu da her birinin üstüne Allah ehadiyet mührü vurmuş. Yeryüzünde ehadiyet mührünün ihata etmediği, vahidiyet mührünün kuşatmadığı hiçbir varlık yoktur. Hepsi ehad, ehad, ehad diye Hazreti Bilal gibi haykırıyor. Ya Allah Allah bize de Bediüzzaman gibi Hazretler vasıtasıyla vesilesiyle duyuruyor. Allah duymayı kulaklarımıza nasip eylesin inşallah. Her birilerinde bir tecelli ehadiyet vardır ki yani vücutla kazanılan tecelli ehadiyeti anladık değil mi? Bir ikinci Mustafa Bey yeryüzünde yok. Gelmez ve gelmeyecek. Tecelli ehadiyet işte. Teksin Mustafa Hocam. Oradan sakın bir enaniyetçiyi çıkarma. Yani Allah'a ait o güzellik. İnsanda ne güzellik varsa bütün güzellikler Allah'a aittir. Bütün çirkinlikler insanın kendindendir. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Zerre kadar sahiplenmeyeceğiz. Bazen şöyle sahipleniliyor. Hani ben namaz kıldım. İşte iyi insanlarla beraber bulundum. Bir hizmet imani ve Kur'an'ı beraber bulundum. Allah bilir de dedemin duasını aldım. Ya bir gün babama karşı şöyle bir şey yapmıştım. Ayaklarını yıkamıştım. İşte ondan ötürü Allah Celle Celaluhu bana bunu verdi. Falan diyerek insan kendi nefsine pay çıkarmamalı. Mustafa Hocam. Bunların her birileri de yanlış çünkü ayet-i kerimede diyor ki bütün güzellikler Allah'tan diyor. Senin yaptığın herhangi bir şeyden değil. Güzelliğin bütün Allah'tan. Kusurlar insana ait. Allah'ın verdiklerini yanlış yerde kullanma insana ait. Arkadaşından arabasını alıyorsun BMW arabasını, jipini. İşte çocukları okula bırakayım diyorsun. Okula bırakırsan oradaki okula bırakmaktaki güzellik o jipe ait. Veya jipi verenin işte merhametine ait. Fakat sen onu kum taşımada kullanırsan
Orada estağfurullah ne kadar zenginsin falan deseler, orada estağfurullah çekmen falan ya, doğru değil. Benim arabam değil diyeceksin doğrudan. Yarın böyle bir tevazu ağzıyla sahiplenmeye gerek yok. Benim arabam değil, bu araba bana ait değil, hiç bana ait değil yani. Ne kadar bana ait değilse o kadar bana ait değil. Bizde de ne varsa o kadar bize ait değil. O arabadan ne zaman sen kötülük sana ait, o arabayla tarla sürmeye gittinse, kum taşımaya gittinse, lift taşımaya gittinse kötülük sana ait. İyiliklerin bütünü onu verene aittir. Evet, tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi olsa, güç ve irade sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ne taklidini ne münferiden ne müştemiyenini yapmaktan acizdirler diyor. Yani diyor ki bak, bütün mevcudat böyle bir çekirdek gibi insanı, mahlukatı meyve veriyor ya, bütün mevcudatın ilmi olsa, iradesi olsa insan gibi bir varlık meydana getiremezler, sinek gibi bir varlık yaratmaktan acizdirler diyor. Özellikle hani burada dedi, bütün mevcudat bir araya gelse ona ruh nefhetmekten acizdirler. Çünkü hocam, hani iki denizin birbirine karışmaması ayeti var ya, birbirine karışmıyor ya, Rahman suresinde geçiyor. İki alem de birbirine karışmaz zaten. Hayat dediğin şey maddi şeyleri yan yana koyarak hasıl olacak bir şey değil. Yoruldunuz mu? Bugünkü ders biraz baş ağrıtıcı olmuş olabilir. Arkadaşlar. Ben bilemiyorum hocam, yorulan var mıdır da ders çok şey gidiyor, güzel gidiyor ya. Peki bak, buradaki şeyi anlaştık mı? Ne dedi üstadımız en son cümlede? Bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi, iktidar güç sahibi ve irade sahipleri, istek sahibi oldukları farz edilse dedi, bütün varlıklar o sikkenin, o mührün ne mislini, ne taklidini, ne münferiden, ne müştemian, ne yalnız başlarına, ne bir araya gelerek yapmaktan yapamazlar dedi, yapmaktan acizdirler dedi. Burada iki türlü bakacağız. Bütün mevcudat bir araya gelse bir sineğin kanadını dokuyamazlar. Hani bütün küreyi arzı verseniz bir tek narın yiyemezsiniz diyor üstadımız. İnsan sayıyla çalışarak bir şey elde etmiyor. Allah'ın rahmetinden, merhametinden elde ediyor. Neye sahipse ki Allah'ın vergisi dedi ya. Hani Akif'in Efendimiz için dediği gibi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi diyor ya. Burada bir o yönüyle bakacaksın. Yani arıyı, bütün mevcudatı bir araya getirsen yapamaz. Amerika kadar fabrika kursan bir tek portakalı yapamazsın. Bir bu açıdan bakacaksın. Ancak bir şeyden her şeyi yapan, birinci lemada dediği gibi, bir şeyden her şeyi yapan, her şeyden bir şey yapan, bir küçücük çekirdeği ağacın bütün programını sıkıştıran, sonsuz ilim ve kudret sahibi, servet sahibi bir zat böyle sanat eserlerini yapabilir. Bir bu açıdan bakacağız buna, yapamaz meselesine. İkinci nasıl bakacakmışız? Ora bak Mustafa hocam ince. İkinci açıdan da şu, hani iki alem birbirine zaten karışmaz. Sen maddi aleme hükmedebilirsin. Bir derece Allah maddi alemde tasarruf etme imkanı veriyor. Yani iki tane taşı üst üste koyup bir duvar örebilirsin. İnşa edebilirsin. Taşları üst üste koyarak duvar inşa etmek gibi. Ama iki alemin birbirine karışmadığı aleme sen zaten müdahale edemezsin. Ruh başka bir aleme ait varlıktır. Maddi aleme ait bir varlık değildir. Anlatabildim mi? Onun için senin bütün mevcudatını bir araya getirsen bir hayat, bir canlıya hayat nefhedemezsin. Hani Etibba'nın hocamız bir gün anlatıyor ya. Ya bunda ne eksildi de öldü anlayamıyoruz demişler ya bir gün doktorlar. Her şeyleri aynı, her şey organları aynı fakat adam ölüyor. Yani nesi ayıp kayboluyor, nesi eksiliyor? Allah'ın nefhettiği hayat manası onun içinden çekilirse ona senin onu herhangi bir şeyle derc etmen, vermen mümkün değil. Evet, müştemiyan yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller, istersen sen oku, ben senin rolünü almayayım. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller Şems'in timsali olup Şems'ten o şeffaf şeylere inikas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir Şems'in maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Evet. Bunu şöyle tercüme edelim. Vaktimiz de çok az kalmış zaten. Gökteki güneşi kabul etmeyen, devamını söyleyebilir misiniz? Gökteki güneşi kabul etmeyen, yerdeki ışıklar adedince güneş var zanneder.
Tamam. Gökteki güneşi reddeden, gökteki güneşle irtibatını kesen ne yaparmış? Yerdeki ışıkçıklar aledince güneş var zanneder. Bir tek Allah'ı kabul etmeyen de mahlukat adedince ilah var zanneder. Onun için mahlukatı putlaştırır, serveti putlaştırır, parayı putlaştırır, arkadaşını putlaştırır, kendini putlaştırır. Şunu yarattım, bunu yarattım, o onu yarattı, bu bunu yarattı. Yazar şu kitabı yarattı, haşa. Mimar şu evi yarattı, futbolcu şu golü yarattı. Nedenmiş bu? Allah'tan gafil olmaktan. Geçenlerde birisini anlatamadım bir türlü. Yani Muhiddin Arabi Hazretleri gibi iman etmiş, Allah'ı görünce mahlukatı göremez hale gelmiş insanlar, Allah'ın varlığı yolun yanında mahlukata varlık ismine layık görememişler diyor. Üstadımız Hazretleri, siz dedim mahlukata yaratıcılık isnat ediyorsunuz. Üstadımız Hazretleri diyor ki bu küfrü işmam eden sözdür diyor. Bunlar bir kafirin kullanacağı kelimelerdir diyor. Küfrü işmam ediyor diyor Tabiat Risalesi'nin girişinde yani. Bunlar kullanan kasıtlı kullanırsa kafir olur Mustafa Hocam. Kasıtsız kullanan durumuna göre vebale girer, günaha girer. Bazen büyük günahkar olur. Bence büyük günahkar olur ama insanlar çok kullanıyorlar. Büyük günah olur yani. Bak gökteki güneşi unutunca yerdeki her şeyi güneşle zannedersin. Her ışığı güneş, ışığın tecellisine mazhar olan her şeffaf şeyi güneş zannedersin. O şeffaf şey güneşin elvanı sebasına yedi rengine mazhar zannedersin. Onun içerisinde böyle helyum hidrojen patlamaları gibi patlamalar var zannedersin. Hidrojenin helyuma dönüşmesi gibi dönüşümler var zannedersin. Isı üretiyor zannedersin. Işık yaydığını zannedersin. Doğrudan doğruya her şeyi o ışığın kaynağı zannedersin. Aynen öyle de bir tek Allah'ı kabul etmeyen Allah'a ait bütün vasıfları mahlukata veriyor. Üstadımız Hazretleri diyor ki adam hırsızlık yaparsa yalnız başına yutamayacağından etrafındakilere de paylaştırır diyor. Mahlukata diyor Allah Celle kendini putlaştıran insanlar da diyor mahlukatı putlaştırdılar. Bütün yaratılmışlara yaratıcılık isnat ettiler diyor. Böylece o hırsızlıklarını yutabiliyorlar diyor. Anlaşıldı mı bilemiyorum. O takdirde bak burayı şu cümle yani açmaya çok gerek yok. Genel olarak anlattık. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen timsaller, misaller, parlak şeylerde görünen akisler, görüntüler, güneşin timsali görünmesi, güneşten o şeffaf şeylere inikas etmiş, akis etmiş olduktan hükmetmediği takdirde. Ya bu ışıklar güneşten geldiğine hükmetmiyorsan ne yaparsın? O sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğunu hükmetmek lazım gelir. Hani demin dedim ya, helyum, hidrojen onun içinde var zannedersin. Allah'ı da kainattan, mahlukattan bir parça haşa zannediyorlar ya. İşte dünyayı haşa Allah'ın görünmesi zannediyorlar. Gibi bir sürü 50 tane putperestliğe gidersin. Devam edelim hocam. Kezalik Şems-i Ezel'in şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat, Şems-i Ezel'e isnat edilmediği takdirde bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan mada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Şimdi burada sineğe ne oldu hocam? Mesela buna bir nihayetsiz kudret atfediyorsun ya. Sineğe neden nihayetsiz kudret atfedeceğiz? Çünkü sinek baharı kendisine hizmet ettiriyor. Çünkü sinek ağaçları kendisine hizmet ettiriyor. Çünkü sinek güneşi kendisine hizmet ettiriyor. Bak ısımı ve ışığımı gönder diyor. Göndermezsen tepeni dağıtırım diyor. Öyleyse bütün onlara hükmediyor olması gerektir. Allah'ın sahip olduğu sıfatlara o kendisi sahip olması gerektir. Sinek yani ilk de bir derste söylemiştik ya bir şey ya hakimdir ya mahkumdur. Sen mahlukatı hakim noktasına çıkarırsan ona yaratıcılık isnat edersen Allah'ı unutursan işte kudreti ona vermen gerekiyor. Ona verdiğin zaman da müdahale ettiği bütün alemin hakim olması gerektiğini kabul etmen gerektir. İşte aynı zamanda onun da onlara muhtaç olduğunu ifade ediyorsun. Hem hakimlik hem mahkumluk bir şey üzerinde cem etmeyeceğinden işte küfre, dalalete düşmüş oluyorsun. Fikrinin iç yüzünü bilmez diyor Üstadımız Hazretleri. Hezeyana girer diyor. Böyle bir hezeyana girmiş oluyoruz diyor insanlar.